LGS'ye son 15 gün gerçekten de çok değerli bir süre. Bu 15 gün içerisinde bazı şeyleri değiştirebiliriz. Peki bu 15 gün içerisinde ne yapmalıyız? Gelin birlikte bakalım. Biliyorsunuz ki sınav tarihimiz 6 Haziran Pazar. Çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Ama bu az zamanda iyi değerlendireceğiz. Ve inşallah hayallerimizdeki okullara kavuşacağız. Müzik Şimdi birincisi kalan süreyi planlamamız lazım. Çünkü sayılı gün çabuk geçiyor. Dolayısıyla ben bu sürede şunları 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 yapacağım deyin. Yapın ve sonrasında tevekkül edin. Sonrasını unutun arkadaşlar. Önemli değil. Yani ben şu soruları çözeceğim. Şu kitapları bitireceğim. Şu denemeleri çözeceğim diye bilmeniz planlamanız gerekiyor. Ardından da onu yaptıktan sonra gerisini artık beklemeniz lazım. Yani acaba daha fazla yapmalı mıydım? Daha, hayır hayır bunları planladıktan sonra planla uygulay yeter. Şimdi... Eksiklerimiz var. Eksiklerimizin üzerinden geçeceğiz. Deneme netlerimizi analiz etmemiz lazım ve hatalarımızın da peşine düşüp o hataları asla unutmamız lazım. Burada anahtar kelime arkadaşlar deneme. Deneme derken kastımız ne? Biliyorsunuz ki sizin gireceğiniz sınav da bir deneme. Yani LGS'nin kendisi de bir deneme. Sözel bölümden var, sayısal bölümden var. 90 sorudan oluşuyor. İşte sözelde 75 dakika, sayısal bir deneme esasında. Ama bu denemenin sonucu ...sizi iyi bir liseye girmeniz için avantaj sağlıyor. O zaman biz bir denemeye gireceksek 6 Haziran'da... ...o zamana kadar bol bol deneme çözmemiz lazım ki... ...gerçek denemeye girdiğimizde fazla hata yapmayalım. Bol bol deneme çözüyoruz, çözümlü denemelere bakıyoruz. Yani biliyorsunuz ki biz denemelerimizde sizlere hep... ...soruların çözümü olan, ayrıntılı bir şekilde uzman hocadan anlattığı denemeler veriyoruz. Niye? Sen denemeyi yanlış yaptığın zaman, hata yaptığın soruların ne olduğunu bilmen lazım. Yani ben işte... Şey, şurada diyelim ki genel sayım denemesinde bu soruyu yanlış yaptım. Hangi soru? Dokuzun soru. Hayır dokuzun soruyu yanlış yapmadın sen. Diyeceksin ki ben bu denemede dokun soru neymiş? İşte ee, hal değişim grafikleriymiş. Veyahut da işte mevsimler ve iklimmiş. Ben bunu net bir şekilde bilmem lazım. Bu konuya alakalı eksim var demeniz lazım. Bu yanlışı duvarınıza asabilirsiniz. Bu yanlışla alakalı arkadaşınıza bir daha oturup test çözebilirsiniz. Ve mutlaka mutlaka bu yanlışı bir daha yapmamak üzere kendinize söz vermeniz. Ama eksiğiniz oldu, bilemediniz, boş bıraktınız o ayrı mesele. Ve gerçek sınav ortamını prova etmeniz lazım arkadaşlar. Ne demek gerçek sınav ortamı? Gerçek sınav ortamında yanınızda çay olacak mı sıcak bir çay? Olmayacak. Gerçek sınav ortamında yanınızda kardeşiniz, anneniz, işte cep telefonunuz olacak mı? Olmayacak. O zaman gerçek sınav ortamındaki gibi çözmeniz lazım. Annenden, işte Kardeşler müsaade isteyeceksin. Telefon edeceksin. Telefonum seni çok seviyorum ama bugün seni isteyemem. Çık dışarı diyeceksiniz. Ve güzel bir şekilde tam sınav saatinde sabahleyin oturup çözmeniz lazım. Yani mesela sabah erken saatlerde olacak biliyorsunuz sınav. Saat 9.30'da olacak. O zaman siz de denemeye en geç 9.30'da oturmanız lazım. 9'da da olabilir. Fark etmez. Gün erken başlıyorsanız. 9.30'da 11.30'da tam deneme saatine uygun bir şekilde 15 gün boyunca deneme çözseniz var ya en azından ama en azından ondan sonra hiçbir şey çalışmasanız bile en az 5-10 net artar. Niye? Çünkü her gün yaptığın şeyi 6 Haziran'da da yaparsan netlerini atar. Üçüncüsü çalışmalarınızın karşılığını alacağınızı asla unutmayın arkadaşlar. Yani eyvah olmadı. Yanlışım çıktı. Endişeleniyorum. İşte kuzenim kazanmıştı ben kazanamayacağım. Pakize teyzenin oğlu kazandı. Hayır onların hepsini unutun. Hepsinden uzak durun arkadaşlar. Yani bütün bunlar olumsuz düşünceler. Sosyal medyada bu sene LGS zor olacakmış. Pandemi nedeniyle öyle şeylerin hiçbirine inanmayın arkadaşlar. Yapamama korkusundan uzak durun. Hatta şöyle değil. Yapacağım ben. Kesinlikle yapacağım. Çok iyi yapacağım. Çalıştığım çıkacak deyin. Yani ben bu denemede çözerken şu soruyu çözdüm ya. Bunun aynısı çıkacak galiba. O zaman bunu yanlış yaptıysam Ha tamam diye düşünün ve Gerçekten sınava girdiğinizde zor da çıksa sınav, zorsa herkes zor diyerek siz sınava odaklanırsanız sınav sonrasında bazı yanlışlarınız çıksa bile, tercih döneminde birazcık moraliniz bozulsa bile en sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Kazanıyorsunuz. İstediğiniz okula giriyorsunuz. Niye? Çünkü bir bakıyorsunuz ki herkes yanlış yapmış. Herkesin eksikleri çıkmış. Ama siz yeter ki vazgeçmeyin ve kazanacağınıza inanın. Yani sonuca odaklanıyorsunuz, hedefinizi asla unutmuyorsunuz ve kendinize bir ödül belirleyin. 6 Haziran'da sınavdan sonra yani sınav sonrası değil, sınav çıkışına değil ama 7 Haziran'dan sonra ben işte ödül olarak kendime 9 sınıf matematiğe çalışma hediyesi veriyorum. Tabii şaka böyle bir hediye olamaz. Kendime işte şu tatile hediye ediyorum. Kendime işte şöyle bir bisiklet alacağım. Ne bileyim işte bir e, herhangi bir şey bilmiyorum. Bunu kendinize hediye olarak koyun zihninize. Bunu odaklanın ki en büyük hediye zaten sınavda elde edeceğiniz başarı ve sınavda elde edeceğiniz motivasyon. Dolayısıyla sonrası sınav sonrasındaki hayallerinize odaklanıp ama o hayallerimi yapana kadar pıt, pıt 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 bu denemeyi bitirdim. Bu testi çözdüm. Bu denemeyi bitirdim. Bu çıkmış soruları çözdüm diye teker teker adımlarınızı tamamlayın. Temponuzu artırmak için de normal uyku ve beslenme düzeninizi bozmamanız gerekiyor. Yani sınav arkadaşlar akşam 6'da değil sabah 9'da. Dolayısıyla şimdiden erken yatıp erken kalkmaya kendinizi alıştırmanız lazım. Hocam ben geceleri çalışıyorum sabahlar. Hayır artık geceleri çalışmayacağız. Artık erken yatacağız, erken kalkacağız ve erken kalkıp işimize şeker katacağız aşımıza. Yani erkenden kalkıp denemelerimizi güzel güzel çözeceğiz. Gerçek sınava girdiğimizde de en yüksek letter yapacağız. Siz arkadaşlar esasında efsane bir nisesiniz. Zorluklardan geçtiniz. Yok pandemiydi, yok yasaklardı. Sokağa çıkamazsın, banyoya gidemezsin. işte neyin balkona çıkamazsın, televizyonun üstüne çıkamazsın. Şu bir sürü şeyler söylediler size. Siz hepsini yendiniz. Uzaktan eğitimde de başaracağınıza odaklandınız. Bizler sizlere YouTube'da, aynı zamanda televizyonda, TRT'de olabildiğince destek olmaya çalıştık. Zaten bizler kapıyı açtık ama kazanacak olan, içeri girecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla Mesela bu 15 gününde yapacağımız şeyler net bir şekilde belli. Hemen bir kez daha buraya söylüyorum. Özetliyorum kafa karışık olmasın diye. Bir, 15 gün boyunca şöyle yazıyorum. Şöyle günler var ya. Hemen şöyle günleri çiziyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye yazdık diyelim ki şöyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Cuma, işte cumartesi, pazar. Şuraya da pazarı koyalım. Özür dilerim biraz şekiller kötü oldu. Bunu yazdıktan sonra gün gün, işte bugün işte geri sayım denemelerinden şu, şu denemeleri aldınız. Mesela başka yayınların denemeleri de olabilir. Biz tabii kendi denemelerimize güvenli misin? kendi yayın denemelerimizi gösteriyoruz. Veyahut da çıkmış soruları gösteriyoruz. Bu denemeler diyelim ki bunlar farklı yayınlar ya da Tonguc'un bu denemeleri. Hiç fark etmez. Hepsi güzel ama bizim denemeler tabii ki biraz daha iyi. Bunun sebebini biliyorsunuz. Hem soru çözümleri var, hem sınavda çıkabilecek şekliyle hem de deneme analizleri var. Diyelim ki verilediniz ya ben... Bugün LGS 3'ü çözeceğim. Burada 2'yi çözeceğim. Burada 1'i çözeceğim. Dörtlü motivasyonun birincisini çözeceğim. İşte ikincisini çözeceğim. İşte üçüncüsünü çözeceğim. Dördüncüsünü çözeceğim. Şey. Sonra işte ne bileyim doz denemelerinde ilk 5 dozu çözeceğim. böyle. Bunları dizin bir kere. Sonrasında bu denemelerde yaptığınız hatalara karşı çözmeniz gereken kitapları da hazırlayın. Ve ben buradaki hatalarıma karşı buradan bu kadar çözeceğim. Veyahut da işte paragraf çözmeniz lazım tabii ki biliyorsunuz. Türkçe eşittir paragraf. Dolayısıyla paragraf soruları da ekleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte ben salı günü buradan bu kadar paragraf soru çözeceğim. Çarşamba günü işte bu kadar çözeceğim. Biliyorsunuz paragraf fonslar, parafta sonoklar hep onar soruluk setlere ayrıldı sizler için. Buradan ben bunu yapacağım diyebilirsiniz ya da paragraf ondan da çözebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra her güne bir paragraf testi, her güne bir deneme, her güne denemede yaptığınız yanlışlara göre bir tekrar yaptığınız zaman ve bunları da tamladığınız zaman her şey bitecek. Diyesin kardeşim benim Son günlerde yapacağım şeyler belli. Bunları 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 bitireceğim. Son gün çalışacağız mı? Hayır son gün çalışmayacağız. Son gün ders çalışılmaz. Sınavdan önceki gün ders çalışılmaz. Ama sınavdan önceki günlerden önce artık bir de şu dönemli. Bu dönemlerde yani sınava çok yaklaştığımız dönemlerde deneme de çözmemeniz gerekebilir. Artık hani birazcık sadece tekrar da geçebiliriz. Ama bu aralar yani şu son 15 gün içerisinde 15. gün, 14. gün, 13. gün bol bol deneme çözmeniz gereken günler arkadaşlar. Peki hocam denemelerde yanlış çıktı. Moralimiz bozuluyor. Hayır, moralinizi bozmayın. O yanlışı gerçek sınavda yapmayacaksınız arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Sen girdin, bugün müdafaa hukuk alakalı bir soru yanlış yaptın. Daha artık LGS'de onu yanlış yapmazsın. Girdin, işte ne bileyim, bir tane e, sözel mantık sorusunu yanlış yaptın. Artık gerçek sınavda onu yapmazsın. Niye? Çünkü onu öğreneceksin. Onun üzerine odaklanacaksın. Onunla alakalı testler çözeceksin. Dolayısıyla şu anda yanlış yapmıyorsanız... Zaten harikasınız. Yanlış yapıyorsanız süper bir şey. Çünkü o yanlışı artık LGS'de yapmayıp sıkı sıkı onun üzerine gideceksiniz. Hatalarınızı görmüş olacaksınız. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şu 15 gün içerisinde de LGS'yi paramparça edin. Ve ardından da e, inşallah hayallerinizdeki liseye kavuşan arkadaşlar. Hadi bakalım.